Aziz kardeşlerim, Ali İmran suresinin 144. ayetinden itibaren Rabbimiz bu sahneyi tarif ediyor. Öncesinde de Ali İmran suresinde Uhud savaşı ile ilgili ayrıntılar var. Şöyle olmuştu, böyle yapmıştınız, niye böyle ettiniz diye ayetler var. Ama biz şu Muhammed öldürüldü diye bağıran müşrik sesine karşı Allah'ın ne yorum yaptığını, ayetlerin bize bu olayı, yani müşriklerle yapılan çetin bir savaşta tevhidin başı Resulullah olan bir ordunun başı bir insan öldürüldü diye mi görüyor, yoksa başka bir tarafa mı Rabbimiz dikkat çekiyor? Bu ayetleri şimdi biz okuyalım. Rabbimiz buyuruyor ki وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ Muhammed öldürüldü diye bağırıyor. Ashab perişan olmuşlar. Tabi asıl korkuları, biz korumamız gerekirken peygamberimize zarar verdik, peygamberimiz öldürüldü, ne edeceğiz diye yürekleri dağlandı. Bu bölümünü Allah önümüze koymuyor. Muhammed öldürüldü sözüne karşı, Muhammed peygamberlerden bir peygamberdir sadece. Ondan önce de peygamberler vardı. Kad halet min kablihir rusul. Ondan önce de peygamberler vardı. Efe immate ev kutile inkalabtum ala aqabikum. Muhammed öldürülecek olsa ya da kendisi yatağında ölecek olsa siz geri mi döneceksiniz ey Muhammed'in adamları? İnkalabtum ala aqabikum, peygamberiniz öldürüldü diye geri mi döneceksiniz? وَمَنْ يَنْكَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا. Kim peygamberi öldürüldü diye geri dönerse o Allah'a zarar vermez. وَسَيَجْزِ اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ. Allah peygamber öldürülse bile davasına devam ettirenlerin karşılığını verecektir. Nübüvvet kıymetini bilenler, din kıymeti bilenler, Allah bana iman ve İslam nasip etti diye heyecanla yaşayanlar ancak Allah'a karşı şükür vazifesini yapanlardır. Her peygamber insandır ve her insan gibi ölecektir muhakkak diyor ayet, devam ediyorum. Sizden kiminiz, ayet Ali İmran suresinin 144 ve 148. ayetleri, sizden kim, hanginiz şu dünya için uğraşıyorduysa onu ona veririz, derdiniz ahiret ise ahiret isteyene ahireti veririz. Abdullah İbni Mes'ud bu sahneyi bilenlerden biri diyor ki Uhud zamanına kadar, bu olayın gerçekleştiği zamana kadar biz zannederdik ki Müslümanlıkta en üstün noktadayız, İmanımızın eşi benzeri yok zannederdik diyor. Sonra Uhud günü Allah imanımızı avuçlarımıza koydu, baktık ki daha yol kat etmemişiz biz. Muhammed öldürüldü sözüyle sarsıldılar. Muhammed öldürülmüş olabilir ama Muhammed'in dini duruyor. Muhammed'in Allah'ı da duruyor. Hayyu kayyum olan sadece Allah. Ashab-ı kiram, Allah onlardan razı olsun, elbette bu ayrıntıyı biliyorlardı. Cahil değildiler bu konuda. Ama bize ders olacak ya. Biz bugün başımıza gelenleri, ümmeti Muhammed'in topraklarında olup bitenleri, evlerimizdeki dağınıklığı, sokaklardaki perişanlığımızı nasıl yorumlamamız gerektiğini, avucun içinde kor taşımak kadar zor bile olsa Müslümanlık,
kadının tesettürü çıplaklıktan daha zor bile olsa, faiz helal alın terinden daha kolay geliyor olsa bile, Allah'a iman etmenin ağır faturasını ödemeden Allah'ı memnun edemeyeceğimizi, Allah'ın razı olması için bu ağır imtihanlardan bizim de satır satır geçeceğimizi nasıl anlatacaktı Allah bize? Uhud, o savaşa katılan 700 Allah dostu sahabinin savaşından ibaret değil. Dün kameraya alınmış, bugün bizlere izletilmiş bir ders kitabıdır. Allah onlardan razı olsun.